haklı şiddet diye bir şey olacaksa filmlerde, dizilerde, oyunlarda, kurgu eserlerde olsun. Ya çünkü göze hoş gelen şiddet diye bir şey de var gerçekten. Ben kurgu eserlerinde şiddet görmekten keyif alabiliyorum. Haklı şiddet dedik ya az önce. Mesela ben intikam hikayelerine bayılırım. Karakterlerin uyguladığı şiddete hak verdiğim de olur. Ama gerçek hayatta asla. Gerçek hayat başka. Film kavgasını keyifle izlerken gerçek hayatta bir kavga izlediğimde, yani birebir izlemekten de bahsetmiyorum, bir video açıp izlemek de olur. Gerçekten kötü hissediyorum kendimi. Aynı keyfi, zevki alamıyorum. Çünkü ikisi arasındaki ayrımı yapabiliyorum. Biri kurgu, biri gerçek. Bu ayrımı yapabilmemiz lazım. Ya. Bırakın ilkel yönlerimiz böyle kurgu eserlerde tatmin olsun. Gerçek hayatta değil. Ya içimizde var çünkü. Yani ne yazık ki şiddet bizim hepimizin içinde var. Daha küçükken bile sınıfın en güçlüsü kim, kim kimi döver muhabbetleriyle büyüyoruz. Birbirimize kavga falan anlatıyoruz. Ya kanka bunu tuttum, önce kafayı bir koydum, sonra bir dizimi çaktım, bunu kafasına bir vurdum falan. Ya böyle keyifle birini nasıl dövdüğünü anlatan insanlar var ve bu çok normal bir durum. Yani hepimizin hayatında bu yaşanmıştır, özellikle böyle genç yaşlarda. Ya birbirimize kavga, birini nasıl dövdük ya da X kişiyi nasıl dövdü, bunu anlatırız keyifle, iştahla. Ya bu da çok tuhaf, çok normal ama ilkel canlılar olduğumuz için ya bir yandan da çok tuhaf. Vahşi doğaya direkt. Ya bildiğin vahşi doğadaki hayatımız devam ediyor da sanki devam etmiyormuş gibi davranmaya çalışıyoruz. Bir problem oldu mu hemen dayağa başvuran, kavgaya girişen insanlar var. Ne oldu, hayırdır, ne yapacağım, döveceğim mi? Ne yapacağım birader falan. Ya böyle kekolar, magandalar, hepsini toplatacaksın. Ya böyle bir diktatör olsam, kendi düzenimi falan kurabilecek olsam belediyeyle hepsini toplatırım. Ya çünkü belli bir yaşı geçtiyse bunları eğitmek, normale döndürmek çok zor. Anca sonraki nesiller için yavaş yavaş bir şeyleri düzeltebiliriz. Toplatırım dediğim öldürtmem bu arada, yanlış anlaşılmasın. Şiddete hayır derken magandaları toplatıp öldürdüğüm bir düzen hayal etmiş olmayayım. Bir rehabilitasyon sistemine falan sokarım. Farklı cezalar veririm şiddet içermeyen. Ama toplatırım yani. Kaçacak delik ararlar. Sanki maganda değilmiş gibi davranırlar. Çok kibar, kültürlü insanlarmış gibi falan kaçmaya çalışırlar. Şiddetin gerçek hayattan uzaklaşması lazım. Evet, içimizde var. Ama bu bir ihtiyaç haline gelmesin. Hak arayışı haline gelmesin. Filmlerde, dizilerde falan olabilir. Okey. Gerçek hayatta olmasın. Ben şahsen kendi ömrüm içerisinde bu problemin çözüleceğini sanmıyorum. Umarım gelecek yüzyıllarda bu problem ortadan kalkar. Kimse kimseye şiddet uygulamaz. Ama hiç kolay değil yani. Teknoloji ilerlese de biz ilkel kalmaya devam ediyoruz. Bakın özellikle genç arkadaşlar. Yani böyle sen onu döver misin, ben bunu döver miyim, kim kimi alır falan, bu muhabbetleri bırakın. İnsanlar sizden korktuğu için saygı duymasın, sevdiği için saygı duysun. Birini dövmek bir güç göstergesi değildir, bir kontrolsüzlüktür, güçsüzlüktür. Tahammül edemezsin, o an kontrolünü kaybedip vurursun. Problem olarak gördüğün şeyi çözmek için şiddete başvurursun, çünkü başka bir bok yapamazsın, beceremezsin. Kendini kaybedip çat diye dalarsın. Ha, kendini kaybetmiyorsun, gayet kontrollü ve organize şekilde dayak atıyorsan, bundan keyif alıyorsan, sen zaten pisliğin önde gidenisin, sen sefil birisin. Ve senin problemlerinin de sonu gelmez. Çünkü sen öyle herkesi dövemezsin. Dövemeyeceğin insanlar da olacak. Ve bir gün yalnız kalmaya da mahkum olursun. Herkesi dövüyorsan, dövmeye çalışıyorsan bir gün hayattan en büyük dayağı da yine sen yiyeceksin. Kaçış yok. Bana biraz olsun hak veriyorsanız, ne olursa olsun, ne yaşarsanız yaşayın, kimseye vurmayın. Aklınızdan bile geçirmeyin. Tabii.